Özdemir'de 3107 işçiyi kapsayan ve ilk 6 ayda %8'lik ücret artışı ile 26. dönem toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmasının ardından İstemir'de kutlama töreni düzenlendi. İstemir Karayolları Meydanı'nda saat 16 vardiya çıkışı taraflar bir araya geldi. Çalışanlarının, çocuk ve eşlerinin de katıldığı törende Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile İstemir Genel Müdürü Toker Özcan çiçekle karşılandı. Yetkisizlik sürecinin yaşandığı süreci değerlendirdiği konuşmasında yok sayıldıklarını, yetkiye karşın masaya oturtulmayacakları yönünde yaklaşımlarla karşılaştıklarını anlatan Başkan Değirmenci şu sözlere yer verdi. Bugüne kadar yetkisiz, sorumluluğu olmayan insanlar çok şeyler söyledi. Bizim dışımızda yalan yanlış ifadeler kullanıldı. Bizim 4 yıldır çektiklerimizi hiçe sayarak sorumsuzca davranıldı. 2017 Ocak ayında kadar horlandık, dışlandık, ötekileştirildik, yok sayıldık. Hatta yetkiyi alsak bile toplu iş sözleşme masasına oturamayacağımız bile söylendi. Oysa ki bu işin muhatapları bizler, sizler ve işlerin tarafıydı. Ama bizler sustuk, işimize baktık. Onlara cevap verme gereği bile duymadık. İşverenle kavga edeceğimizi, işverenin bizi istemediğini, artık istemeyle Çelik İş barışamaz diyerek eski Türkiye'nin anlayışını sergilemeye çalıştılar. Oysa biz yeni Türkiye'nin yeni Çelik İş olarak yeni bir dönemi başlatarak İşçisiyle, işvereniyle, devletiyle, milletiyle barışık bir sendikal yaşamı hayata geçiriyorduk. Başımız önümüzde hüsranla sözleşme masasından kalkacağımızın hayalini kuranlara, kavga edeceğimizi zannedip pusuda bekleyenlere, krizden beslenenlere, emek ve alın teri akıtmadan haybeden geçinenlere, kişisel menfaatleri için bu bölgede huzursuzluk çıkmasını istenmeye, klavye delikanlılığı yapanlara karşı elhamdülillah masa başında el sıkışarak imzaladığımız toplu sözleşmemiz tokat gibi bir cevap olmuştur. İşte yaptığımız çalışmalarla bitirdiğimiz toplu sözleşmesini açıklamak için huzurlarınızdayız. Böyle bir günü yaşattığı için Yüce Allah'a şükrediyor. Sizlere de sabrınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. 1,5 yıl önce genel başkanlık görevini alınca bütün üyelerimize bir söz verdik. Hiç kimseye yalan söylemeyeceğiz. Yalan söyleyenlerle de beraber olmayacağız dedik. Sözümüz İstemir çalışanlarına yetkiyi tekrar alarak bir tarih yazmaktı. Ne aldatan olacağız dedik, ne de aldanan olacağız dedik. İş barışını, huzuru ve kardeşliği sağlayacağız dedik. Hamdolsun yetkiyi aldık, tören yaparak taşlandırdık. Sözleşme sürecine başlayınca yine bir sürü sözler ortalıkta dolaşmaya başladı. Biz yine tutup işimize odaklandık. Ama o süreçte de bir söz daha vermiştik. O da
üyelerimizin cebine fark koymadıkça aidat almayacağımızdır. Yapabilirsek 2015'te verilen 3000 TL avası geri mahsup ettirmemektir. İşverenimiz 2016-2017 yıllar için ücret zamları uygulamıştı. Bu uygulama için başta genel müdürümüz olmak üzere İstemir yönetimine ve OYAH yönetimine huzurlarında teşekkür ediyorum. Çelik iş İstemir omuz omuza. Çelik iş İstemir omuz omuza. İnşallah bundan sonra bu hayata geçecek. Uzun görüşmeler sonucunda imzaladığımız toplu iş sözleşmesiyle her birimize verilen 3000 TL'leri mahsup ettirmedik. Sizlere 5 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmek üzere en düşük iş grubuna 6000 TL, en yüksek iş grubuna 7500 TL fark aldı. Masa başında OYAH ve İstemir Genel Müdürleri'yle
Halk İşimizin değerli başkanının desteğiyle imzalanan bu sözleşmenin sizlere, iş yerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Başta OYAK Genel Müdürü, İstanbul Genel Müdürü, Halk İşimizin değerli genel başkanı olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. Halk İş Genel Başkanı Mahmut Aslan da yetkiyle ilgili yürütülen yargı süreciyle toplu iş sözleşme görüşme döneminin uzlaşma ve barış içinde sonuçlanmasının çalışma ve sanayi ilişkileri açısından büyük değer taşıdığını belirtti. Genel Başkanlığı görevime geldiğim andan itibaren gündemimizin hep birinci maddesinde iş, demir ve çelik iş olmuştur. Bu süreçleri zaman zaman toplantılarda konuştum. En son yetki aldıktan sonraki yine burada yaptığımız toplantıda da uzun uzun konuştuk. Bugün onlara geriye dönmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi, düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Dünü unutmayacağız. Unutturmayacağız ama dünde kalmayacağız. Dünde yaşadıklarımızdan, dün yaşadığımız sorunlardan ders çıkaracağız. Geleceğimizi buna göre inşa edeceğiz. Yetki süreci ve daha sonra ortaya çıkan toplu sözleşme sürecinin barış içerisinde sonuçlanmış olması hem ülkemiz açısından, hem çalışma hayatımız açısından, hem endüstri ilişkiler sistemimiz açısından, hem de bu işletmenin geleceği açısından son derece değerli, son derece kıymetlidir. Burada emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Başta OYAK'ın genel müdürü sevgili dostumuz Savaş Bey olmak üzere, OYAK Yönetim Kurulu'na, İstemir'in çok değerli genel müdürü Toker Bey ve ekibi olmak üzere, Halk İş Konfederasyonumuzun değerli yöneticilerine, Çelik İş Sendikamızın değerli başkan ve yöneticilerine, temsilcilere ve sizlere huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Bu günleri bize, bu güzel günleri yaşamayı nasip etti. Törende konuşan İstemir Genel Müdürü Toker Özcan, çalışanlara seslendiği konuşmasında Akdeniz Havzası'nın en büyük çelik üreticisi hayalinin artık ortak hayal olduğunu ve bunu birlikte gerçekleştireceklerini vurguladı. Bu bilinçle 1960'lı yıllarda ülkemize baktığınız zaman ülkede çelik tüketimi kişi başı 15 kilogram. Yani bir tenekemiz var evde, bir de kara sabanımız. Ortalama bu kadar. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de bu rakam tam yarım ton, yani 500 kilogram. Tüm bu hikayeyi anlatıyorum. Bunlar çünkü çok kıymetli. Biraz sonra bu süreci yaparken bunların hepsini göz önünde bulundurarak Sayın Yunus Başkanım'la tabii ki çok yoğun temaslarımızla büyük bir sorumlulukla bu işi yürüttük. Bunları da neden anlattığımı anlayacaksınız. Yine aynı yıllarda 1960'lı yılların başında Türk Silahlı Kuvvetleri, şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları emekliliklerinde çocuklarına, ailelerine daha iyi bir hayat verebilmek için OYAK'ın temellerini atıyorlar. Sınırlarımızın dışında ve içinde bedenlerini, hayatlarını siper ederken aynı zamanda ülkenin kalkınma hamlesinde de kendilerini cephenin en önüne koyuyorlar. Ve aylık 3000, bugünkü rakamlarla söylüyorum, aylık 3000, 5000 lira gelirlerinin %10'unu OYAK bağışlayarak ülkenin kalkınması için öncülük ediyorlar. Tek bir beklentileri var, emekliliklerinde sıcak bir yuva temin edebilmek için çocuklarına. Böyle bir kurumda tabii ki görev almak çok onurlu ve şerefli. Ama bununla beraber daha da önemli olan çok büyük bir sorumluluk. Bu bizim için bize bırakılmış çok kutsal bir emanet. Biz Yunus Başkan'la ve sendika temsilcileriyle bu süreci yürütürken bunlar hiç göz önünden ayırmadı. Bu bilinçle, bu sorumlulukla hareket ettik.
Bunların üzerine tabii ki başka önümüze koyduğumuz gerçekler vardı. Dedik ki bir, bizim içinde olduğumuz sektör global olarak çok rekabetçi ve ağır bir sektör. Bu sektörde rekabeti yok sayarak fazladan vermek hem ülkenin hem sisteminin hem de sizlerin geleceğinden çalmak olacaktı. Benim çok büyük bir arzum var. Yunus Başkan hatırlayacak. Ben bunu bütün müzakere boyunca tekrar ettim. İstenir'den sicil numarası alan her arkadaşımızı emekli etmek bizim boynumuzun borcu. Başka bir sorumluluğumuz daha var. Emekli etmek yetmiyor. Her çalışanımız bu şeyinden bağımsız olarak söylüyorum. Tecrübesinden, kıdeminden bağımsız olarak söylüyorum. Her çalışanımız girdiği günkü İstemir'den biraz daha büyük bir İstemir'i gelecek nesillere emanet etmekle de sorumlu. Bu sorumluluk Hak İş Başkanımız o kadar güzel vurguladı ki bunu. Bu sorumluluk çok büyük. Bizim bir hayalimiz var. Biz çok daha büyük bir İstemir'i o 1960'lı yıllardan azıklarından artırarak yapılmış İstemir'i Dünya Ligi'ne taşımak istiyoruz. Bunun için çok büyük hedeflerimiz var. Bunları hep birlikte yapacağız. Kısaca size bunu paylaşmak istiyorum. Rekabette neredeyiz dünyada? Bunları anlatmak istiyorum ki bundan sonraki süreçte sizlerin desteğinin ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Bugün Çin'de 1 milyon ton çelik üretimi için 500 kişi çalışıyor. İstemir'de kabaca 1000 kişi çalışıyoruz. Ülkemizin de gerçekleri var. Baktığınız zaman bugün ülkemizde bize yakın, bizim sektörümüzde maaşlara baktığınız zaman en yakın rakibimizden 2,5 kat daha fazla ücret veriyoruz çalışanlarımıza. Gönül istiyor ki tabii ki sizlere çok daha fazlasını verebilelim. Hep birlikte üretelim, ürettiğimizi paylaşalım. Bu verdiklerimizden gocunduğumuz zinhar yok. Daha fazlasını vermek için hep beraber mücadele edeceğiz. Biz istiyoruz ki o bizden 2,5 kat geride olan arkadaşlarımız da bizi yakalasın, onların çocukları, aileleri de daha yüksek bir refah seviyesine ulaşabilsinler. Başka bir prensibimiz daha vardı en baştan çizdiğimiz bu müzakerelerde. Kavga, çatışma olmayacak. Geçmişte yaşanan tarafların hiçbirisinin kazanmadığı, özellikle de siz emekçilerin kaybettiği çatışma ortamına müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun... Ne olursa olsun diyalog ve anlaşma olacağını ilk günden karşılıklı el sıkıştık ve anlaştık. Bu anlaşma çok önemliydi ve ben bu süreçte katkıda bulunan Sayın Hak İş Başkanımıza ve Çevik İş Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Biraz önce ikisi de vurguladı. Bundan sonraki yolda da omuz omuza yürüyeceğiz ve daha büyük bir istemir hayaliyle elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Buna olan inancım tam. Büyük bir istemir hayalim var diyorum. Hayalimiz var artık hep beraber paylaştığımız sizlerin de. Bu istemir hayali şu. Dünyada bir yıl boyunca hiç kaza yapmamış ilk çelik şirketi olmak istiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Sizlere zarar geldikten sonra dünyanın en çok çelik üreten şirketi olsak bile bir anlamı yok. O yüzden ben bunu can gönülden istiyorum. Kaza yapmadan, yıkmadan, yapmadan çelik üreteceğiz ve yine diğer bir hayalim, hayalimiz şimdi. Akdeniz Havzası'nın en büyük çelik üreticisi olmak istiyoruz. Bunun rakamını burada telaffuz etmiyorum halka açık olduğumuz için ama bu çok büyük bir iddia ve ben bunu gerçekleştireceğimize olan inancım da tam sizlerin sayesinde.
Çelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin yeni Türkiye'nin sözleşmesi olarak tanımladığı ve müjde olarak duyurduğu 3 yıllık sözleşmede ilk 6 ay için %8, diğer 6 aylar için ise enflasyon oranından zamma imza atıldığı açıklandı. Geçmiş dönemler için 5 Ocak'ta ödenmek üzere en düşük ücret grubuna 6.000, en yüksek ücret grubuna 7.500 lira fark ödeneceğini bildiren Değirmencioğlu, geçen süre için işçilerden sendika aidatı almayacaklarını söyledi. Sen bizim sen istemi, onunla şanımız.